Buna göre kuvvet uygulandıktan sonra L ucundaki tıpa ve bir miktar suyun yukarıya fırlamasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? İçi su ile dolu bir kabın K ve L uçlarına mantar tıpa takılmak isteniyor. Birinci durumdaki gibi L ucuna tıpa tıkandıktan sonra K ucundaki tıpanın tamamen takılması için ikinci durumdaki gibi bir çekiç kullanılarak kuvvet uygulanılıyor. K ucundan kuvvet uygulanıp tıpa aşağı itildiğinde L ucundaki tıpanın bir miktar su ile yukarı doğru fırladığı görülüyor. A K ucunda oluşan basıncın kabın her yerine aynen iletilmesi bu duruma sebep olmuştur deniliyor. Evet, burada K'den uyguladığımız basınç ve oluşturduğu basınç içerideki sıvı tarafından aynen iletilmiş ve L ucunda tıpanın bir miktar su ile yukarı doğru fırlamasına sebep olmuştur. B. L ucundaki sıvı basıncının açık hava basıncından küçük olması hayır sebebi bu değil. İçerideki Pascal prensibine dayanıyor. C. L ucunda katı basıncının sıvı basıncından küçük olması bununla da alakası bulunmamakta. D. K ucuna yerleştirilen mantar tıpanın ağırlığının artması hayır bununla da alakası yok. Basınçla iletilen basınçla alakası var. Cevabımız A şıkkı. Deneydeki gibi deliklerden eşit mesafeye su fışkırmasının altında yatan bilimsel gerçek dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi benzer bilimsel bir gerçekle çalışmaz? İçi su dolu esnek topun yüzeyinde delikler açılıp topa bir noktadan kuvvet uygulanırsa yanda gösterildiği gibi deliklerin hepsinde toptan eşit mesafeye su fışkırdığı görülür. Bunun adına biz Pascal prensibi diyorduk sıvıların basıncı aynen iletmesi prensibi, iş makinelerinin hareketli kolları tıpkı kamyonetlerin damperleri gibi çalışıyorlardı. Burada Pascal prensibinden faydalanıyordu. Dişçi koltukları da aynı şekilde dişçi koltuklarını kaldırıp indirmek için de yine Pascal prensibinden faydalanıyordu. Hidrolik fren sistemlerinde yine aynı şekilde Pascal prensibinden faydalanıyor. Ancak elektrik süpürgelerinde açık hava basıncıyla ilgili bir sistem söz konusu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Buna göre K, L ve M şehirleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Rüzgar tulumları kumaş benzeri malzemelerden üretilen, içi hava ile dolduğunda yere paralel konuma gelen rüzgarın yönü ile birlikte şiddetini de tespit etmek için kullanılan araçlardır. Rüzgar tulumunun dar olan uç kısmı hangi yöne doğru yönelmişse rüzgar o yöne doğru esiyordur. Ayrıca rüzgar tulumunun parçalı bölümlerinden yere paralel hale gelenlerin sayısı rüzgar hızı hakkında da bilgi verir. Birbirine komşu 3 şehir arasına rüzgar tulumu yerleştiren bir araştırmacı rüzgar tulumları ile ölçümler yapıyor ve aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Şimdi burada L şehrinden K şehrine rüzgar estiğini görüyoruz. Aynı zamanda L şehrinden M şehrine de rüzgar estiğini görüyoruz. Ancak L M arasında esen rüzgarın daha süratli olduğunu görüyoruz. Bu durumda L ve M şehirler arasındaki basınç farkı daha fazladır diyoruz. Yani M noktasının yani M şehrinin sıcaklığı K şehrinden daha fazladır. Bunu buraya bir not edelim. Ardından da şıkları inceleyelim. A. K şehri M şehrine göre daha sıcaktır. Hayır, daha soğuktur. L şehri K ve M şehirlerine göre daha soğuktur. Evet, rüzgar L şehrinden hem K'ye hem de M'ye doğru esiyor. Bu durumda buradaki hava daha soğuktur. C. L şehri yüksek basınç alanı, M şehri alçak basınç alanıdır. Evet, rüzgarın yönü L'den M'ye doğru olduğu için Burada alçak basınç alanı görülür. D, K ve L şehirleri ile L ve M şehirleri arasında esen rüzgarların yönü birbirine zıttır. Evet, L şehri ortadaysa e, ve çizdiğimiz oklara bakarsak bu rüzgarların yönü birbirine zıttır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Buna göre öğrencinin DNA modelindeki nükleotit sayısı ve modelinde kullanmadığı nükleotit sayısı kaçtır? Bir öğrenci renkli düğmeler ve ip kullanarak DNA modeli yapmak istemektedir. Nükleotitleri oluşturan yapı birimlerini göstermek için düğmeleri, nükleotitleri ve nükleotitleri oluşturan yapı birimlerini bağlamak için ipi kullanacaktır. Öğrencinin kullanacağı renkli düğmelerin sayısı aşağıda gösterilmiştir. Öğrenci elindeki düğmelerle en fazla sayıda nükleotit yapıyor ve bu nükleotitleri bir araya getirerek DNA modelini tamamlıyor. Öncelikle bu düğmeler arasında sayıları fazlaca olanlar bir fosfat bir de şeker olabilir. Sayıları en fazla olan düğme sayısı siyah renkli düğmeler 36 ve 42 adet olan mor renkli düğmeler. Burada baktığımız zaman örneğin 42 adet fosfatımız varsa karşısında 42 adet de Şekerimiz olmalı. Ancak burada 36 adet var. O zaman 36 bizim için belirleyici bir düğme sayısı. Bu nedenle maksimum 36 tane nükleotit oluşturabiliriz. Diğer düğmelere odaklandığımızda ise birbirlerine sayıca çok yakın olanları eşleyeceğiz. Örneğin 12 adet kırmızı renkli düğme ve 10 adet sarı renkli düğmeyi birbirlerine eşleyerek yapacağız. Mesela sarı olanlara guanin dersek kırmızı olanlara sitozin diyeceğiz. Mavi olan 9 adet düğme ile de 7 adet beyaz renkli düğmeyi eşleyeceğiz. Örneğin mavi olan düğmeleri adenin diyeceğiz ve beyaz olanları da timin diyeceğiz. Bu durumda guanin ve sitozinlere baktığımız zaman yine birbirlerine sınırladıklarını görüyoruz. Çünkü 12 adet kırmızı renkli düğme var ancak 10 adet sarı renkli düğme var. Bu durumda 10 tane guanin, 10 tane de stozin olabilir. Aynı şekilde adenin ve timin incelemesini yapalım. Adenin ve timinde de yine sınırlayıcı sayıda var. 7 adet beyaz renkli düğme, 9 adet de mavi renkli düğme var. O zaman adeninden de 7, timinden de 7 tane düğme ancak kullanabiliriz. Bu durumda bu sayıları topladığımızda toplamda 34 yapıyor. Bir DNA modeli oluştururken maksimum kullanabileceğimiz nükleotit sayısı 34. Biz biliyoruz ki 36 tane nükleotit oluşturabiliyoruz. Ancak DNA modeli oluşturabilirken 34 tanesini kullanabiliyoruz. Bu durumda 2 tane de nükleotitimiz kalıyor. Cevabımız A şıkkı. Derin ve Kemal'in elde ettiği sonuçlara göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 21 Haziran tarihinde Dünya üzerinde farklı konumlarda bulunan aynı boydaki iki öğrenci aynı saatlerde düz bir zeminde gölge boylarını ölçüyorlar. Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibi oluyor. Baktığınız zaman Kemal'in gölge boyu Derine göre daha kısa, demek ki Kemal'in olduğu yer güneş ışınlarını daha dik ya da dike yakın açılarla alıyor diyebiliriz. 1. Derin ve Kemal'in sabah saatlerindeki gölge boylarının farklı olmasının sebeplerinden biri dünyanın eksen Evet. Bu durum, eksen eğikliği durumu gölge boylarının farklı olmasına neden olur. İki derinin gün içindeki gölge boylarının farklı olmasının sebebi dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır. Hayır, dünyanın günlük hareketinden kaynaklanır. Kendi ekseni etrafında dönmesinden. 3. Ölçüm yapılan tarihte Kemal'in bulunduğu konumda birim yüzeye düşen güneş enerjisi miktarı daha fazladır. Evet çünkü Kemal'in gölge boyu derine göre her durumda daha kısa gözüküyor. Dolayısıyla buraya daha fazla güneş enerjisi ulaşmıştır. 3 de doğru. Cevabımız 1 ve 3 C şıkkı. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki K kabının tabanına yakın yerden açılan delik tıkaç kullanılarak kapatılıyor. Eşit hacimli L kabında bulunan 2D yoğunluklu sıvının tamamı K kabına boşaltıldığında tıkacın yerinden çıktığı ve sıvının boşaldığı görülüyor. 1. K kabına L kabındaki sıvının yarısı konulursa tıkaç yerinden çıkmayabilir. Evet olabilir. Yarısını koyacağımız için yüksekliğini yani derinliğini düşürmüş oluruz. Bu nedenle sıvı basıncı düşer. Sıvı basıncı düşünce de tıkaç yerinden çıkmayabilir. 2, L kabındaki sıvı D yoğunluklu başka bir sıvı ile karıştırılıp K kabının yarısına kadar konulursa tıkaç yerinden çıkmayabilir. Evet buraya D yoğunluklu bir başka sıvı koyup L sıvısıyla karıştırdığımızda yeni oluşacak olan sıvının yoğunluğu 2D'den küçük olacaktır. Dolayısıyla da basıncını düşürmüş olacağız. Bu nedenle de tıkaç çıkmayabilir. 3. Tıkacın yerinden çıkmasının sebebi sıvı basıncıdır. Evet. Cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olmalı. Buna göre deneyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Kırmızı lahana suyu, su ve amonyak kullanılarak yapılan deneyin aşamaları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci aşama, içi su dolu behere kırmızı lahana suyu damlatılıyor. İkinci aşama, içi amonyak dolu olan balon jojenin ağız kısmı içinden cam boru geçen tıpa ile kapatılarak ispirt ocağının üzerinde bir süre ısıtılıyor. Üçüncü aşama, balon joje içindeki amonyak kaynamaya başladığında kırmızı lahana suyu damlatılan suyun içine cam boru gelecek şekilde ters çevriliyor. Beherdeki suyun cam boru içinde yukarı doğru yükseldiği ve balon içindeki amonyağın renginin değiştiği gözlemleniyor. A. Üçüncü aşamada balonjoje ve cam boru içindeki toplam basınç açık hava basıncı ile eşitleninceye kadar yükselişi devam eder. Evet burada torçeli deneyinde olduğu gibi torçeli deneyinde nasıl 76 cm civaya yükselene kadar civa boru içinde yükseliyordu. Burada da kırmızı lahana suyu damlatılan su balon joje içerisinde yükselmeye başlayacak. Açık hava ile birlikte eşitleninceye kadar da yükselecek. B. Birinci aşamada damlatılan lahana suyu beherdeki suyun kabın tabanına uyguladığı sıvı basıncını arttırmıştır. İlave lahana suyu Buradaki sıvı miktarını, yüksekliğini yani derinliğini arttırdığı için sıvı basıncını arttırmıştır. C, ikinci aşamada balon amonyak ısıtıldığında açık hava basıncının artması sağlanmıştır. Burada açık hava basıncına herhangi bir etkiden bahsetmek mümkün değil. D, üçüncü aşamada beherde bulunan suyun yükselmesini sağlayan açık hava basıncıdır. Evet, beherde bulunan suyun yükselmesini sağlayan açık hava basıncıdır. Bu sayede baloncuk içerisinde yükselir. Cevabımız C şıkkı. Altın pirinç ve normal pirinçle ilgili olarak verilen bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Altın pirinç, Mısır bitkisindeki bir gen ile beta karoten üretebilen bir bakterinin genlerini pirince ekleyerek elde edilir. Beta karoten havuç gibi bitkilerde bulunup ona sarı rengi verirken insan vücudunda A vitamininin üretiminde kullanılır. Bu uygulama A vitamini eksikliği yaşayan insanlara fayda sağlayacaktır. 1. Gen aktarımının olumlu etkileri de vardır. Evet. A vitamini eksikliğini karşılamak gibi. 2. Bazı mutasyonların etkileri dış görünüşe yansır. Evet, pirincin renginin sarı olması gibi. 3. Beyaz pirinç ile altın pirincin DNA dizilimleri birbirinden farklıdır. Evet çünkü gen aktarımı gerçekleştirilmiştir. Normal pirinçten daha farklıdır. Cevabımız 1, 2, 3, D şıkkı. Buna göre sivrisineklerde gerçekleşen değişimle ilgili olarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Sıtma ve sarı humma gibi hastalıkların oluşmasına neden olan ve aynı tür sivrisineklerle mücadele etmek için insansız hava araçlarından yararlanılmaya başlanıldı. Düşük radyasyonla kısırlaştırılan ve üreme özelliğini kaybeden erkek sivrisinekler IHA yardımıyla istenilen bölgeye planlı bir şekilde bırakıldı. Belirli bir süre sonra yapılan gözlemler sonucunda sivrisinek sayısında azalma meydana, azalma meydana geldiği görüldü. 1. Bazı mutasyonlar insan eliyle gerçekleştirilir ve insanın yararına kullanılır. Evet, sıtma ve sarı humma hastalıklarının e, yok olması ya da azalması için yapılmış ve insan eliyle gerçekleşmiş bir durum. 2. DNA'ların sadece işleyişi değişmiştir. Hayır, radyasyonla birlikte kısırlaşmışlar ve ürememe özelliği kazanmışlar. Bu bir mutasyondur. 3. Varyasyona neden olmuştur. Elbette bir takım e, sivrisineklerin artık üreyememesi durumu söz konusudur. Bu da bir varyasyondur. B cevabımız 1 ve 3. Buna göre gerçekleşen mutasyonların sonucuyla ilgili olarak ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesin değildir? Çeşitli etkenlerden dolayı gen veya nükleotitlerin sayısında ya da yapısında gerçekleşen ve çoğunlukla zararlı olan değişimlere mutasyon denir. Eşeyle üreyen ve aynı türe ait olan dişi ve erkek bireylerde çevresel faktörlerden dolayı farklı genlerde gerçekleşen mutasyonlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriyor. Erkek, karaciğer hücrelerinde DNA eşlenmesi sırasında mutasyon gerçekleşmiştir. Burada karaciğer hücrelerinin altını çizelim dişi yumurta hücresi oluşumu sırasında mutasyon gerçekleşmiştir. Burada da yumurta hücresini altını çiziyoruz. 1. Bir, erkek bireyde hatalı nükleotit eşleşmesi sonucu kalıtsal mutasyon gerçekleşmiştir. Karaciğer hücrelerinde gerçekleştiği için bu vücut hücrelerinde gerçekleşir. Dolayısıyla kalıtsal mutasyon gerçekleşmeme ihtimali mevcuttur. Doğruluğu kesin değildir. 2. Dişi bireylerde tedavi edilemeyen mutasyon sonucu kalıtsal bir hastalık olmuştur. Tedavi edilemediğine dair herhangi bir e, kesin yargımız bulunmamakta. 3. Bireylerin yavrularında kalıtsal mutasyon oluşur. Mutlaka oluşacak diye herhangi bir bilgimiz yok. Özellikle erkek bireyler için. Dolayısıyla 3 yargının 3'ü de kesin değildir. Cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3. Aras'ın hazırladığı DNA modeli ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aras kağıtların üzerine belirli kurallara göre çizimler yaparak DNA modeli oluşturmuştur. Bu DNA modelinde en solda fosfat, ortada şeker ve burada da baz olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde ikinci zincirde de bu şekilde sıralama var. Baz, ortada şeker ve en sağda da fosfatımız var. A'ya bakıyoruz. Toplam nükleotit sayısı 6'dır denilmiş. Birinci zincirde 3 tane var. İkinci zincirde de 3 tane var. Totalde 6 tane var. B. Birinci zincirde stozin bazı kullanılmamış olabilir denilmiş. Şimdi buraya bazı organik bazlar yerleştirecek olursak örneğin buraya timin dersek buraya adenin demek zorundayız. Burası da guanin olabilir. Dolayısıyla sitozin hiç kullanılmamış olabilir. C en fazla kullanılan molekül deoksiriboz şekeridir denilmiş. Bu bilgi eksik. Deoksiriboz ve fosfat birlikte olmalıydı. O yüzden yanlış. D toplam adenin bazı sayısı en fazla 2, en az 1 olabilir denilmiş. B için yaptığımız ee, Organik baz yerleştirmesini baz alırsak bakalım timin karşısına adenin gelecek ve buraya da e, timin gelecek, buraya da sitozin gelecek. Burada adeninden iki tane olduğunu görebiliyoruz. Ancak farklı bir eşleşme yapıp örneğin en tepeye adenin yerine guanin yazarsak, buraya da stozin yazarsak, Burası için de alenin dersek maksimum minimum bir tane olabilir. Dolayısıyla D şıkkımız da doğru. Cevabımız C şıkkı. Verilen grafiğe göre aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir? Çiçeği yanda olan iki bezelye bitkisi çaprazlandığında oluşan bezelyelerin çiçek konumunu gösteren fenotip oranları yandaki grafikte belirtilmiştir. Grafiğe baktığımızda yanda olma ihtimali %75 iken uçta olma ihtimali %25'miş. Bu durumda çaprazlama yapsak yapacağımız çaprazlama büyük Y, küçük Y, büyük Y, küçük Y olacaktır. Bunu çaprazladığımızda buradaki fenotip oranlarını elde ederiz. A şıkkına bakalım. Çiçeği yanda olanların tamamının genotipi heterozigottur. Çaprazlamamızı yapalım. Büyük Y, küçük Y, büyük Y, küçük Y, büyük Y, küçük Y ve küçük Y, küçük Y oluşacak. Baktığımız zaman tamamı homozigot yapıda değil. Yalnızca %25'i homozigot yapıda ve %50'si de heterozigot yapıda. Buna ulaşamayız. B. Çiçeğin yanda olma özelliği uçta olma özelliğine baskındır. Evet, fenotipte görme ihtimali çok daha yüksek. Dolayısıyla buna ulaşabiliyoruz. C. Çaprazlanan bezelye bitkilerinin ikisi de homozigot genotiplidir. Gördüğümüz kadarıyla ikisi de heterozigot yapıdalar. Burada görebiliriz. Buna da ulaşamıyoruz. D. Çaprazlama sonucu oluşan çiçeği uçta bezelye bitkisi çaprazlanan bezelye bitkilerinden farklı özellikteki genleri almıştır. Çiçeği uçta olan bitki küçük y küçük y'nin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ve ata Bireylerden farklı genler almamış. Atalarında olan genleri almıştır. Buna da ulaşamıyoruz. Cevabımız B şıkkı. Buna göre 3. aşama sonrasında cam borularda kalan civa yükseklikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. Açık hava basıncı arttıkça barometrelerde kullanılan cam borudaki cıva seviyesi artar. Aynı uzunlukta fakat farklı kalınlıkta olan K, L ve M cam boruları kullanılarak yapılacak barometrelerle ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılıyor. Birinci aşama K, L ve M cam borularının tamamı cıva ile doldurulur ve özdeş cıva çanakları kullanılır. İkinci aşama K, L ve M cam buraların açık uçları tıkaçlar ile kapatılarak ters çevriliyor ve civa çanaklarına daldırılıyor. Üçüncü aşama barometreler bu durumdayken bir dağın farklı yüksekliklerdeki noktalarına götürülüyor ve tıkaçlar çıkarılıyor. Şimdi burada okuduğumuz bilgiler ışığında soruyu cevaplayacak olursak cam buraların çapları ya da nasıl durdukları herhangi bir önem arz etmiyor. Bizim basıncımızı etkileyecek olan durum burada ee, konuştuğumuz yerin konumu. Deniz seviyesine en yakın olan K noktası olduğu için K'deki yükseklik en büyük olacak. Ardından L var ve en küçük yükseklik cam buradaki yükseklik ise M noktasında elde edilecek. Çünkü deniz seviyesinden uzaklaştıkça açık hava basıncı azalacak. Dolayısıyla cevabımız A, K büyük L, L büyük M olacaktır. Kap tabanında bulunan K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Yanda verilen özdeş hacim bölmelerinden oluşan ve su sızdırmaz bölümleri bulunan kap boş iken düzenli su akıtan bir musluk yardımıyla 9 dakikada dolduruluyor. Burada 9 birim var ve 9 dakikada doluyorsa bir birimi 1 dakikada doluyordur. A şıkkını okuyalım. Kap doluncaya kadar K'deki basınç sürekli artar. K'nin buraya kadar dolduğu noktada artık L'nin üzeri dolmaya başlayacağı için o noktada K'nin üzerindeki basınç artmayacak. Sonrasında buraya kadar da olduğunu düşündüğümüzde buradan sonra M'nin üzerinde basınç oluşmaya başlayacak. Dolayısıyla M buraya gelene kadar da K'de yine bir artış gözlemlenmeyecek. Bu ifade dolayısıyla yanlış sürekli artmaz. B. 5. dakika sonunda K ve M'deki basınçlar eşit olur diyor. 5. dakikada burası 4 birimin 4'ü de dolacak. Ve 5. dakikada M'nin üzerinde yalnızca bir birim olacak. K'nin üzerinde ise 2H yükseklik olacak. M'de 1H yükseklik. Dolayısıyla K'deki basınç M'deki basınçtan büyük olacak. Eşit olmayacak. C şıkkını incelediğimizde 2. dakikadan sonra K ve L'deki basınçlar eşit olur diyor. Bakalım bir dakikada K'de burası da olacak. ikinci dakikada da L'de burası olacak. İkisinin de yüksekliği H kadar olduğu için basınçları birbirine eşit olur. D'ye gelelim. 6. dakikadan sonra basınçlar arasında K eşittir L büyüktür M ilişkisi vardır. 6. dakikadan sonra sıvı yüksekliği altı birimin olduğu yerde olacak hepsi dolmuş olacak. K'nin, L'nin ve M'nin üzerinde 2 haçlık bir yükseklik olacak. Dolayısıyla da üçünün basıncı da birbirine eşit olacak. D şıkkı da yanlış olmuş oluyor. Cevabımız C şıkkı. Numaralandırılmış kalıtım birimleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen posterde hücrede bulunan kalıtım birimleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Bir numaralı kısım hücrenin çekirdeğini göstermektedir. İki numara kromozomu temsil eder. Üç numara bildiğimiz DNA'mızdır. Dört numara ise genlerimizdir. A şıkkına bakalım. Bir numaralı yapı hücrenin yönetim merkezidir ve canlıların tüm özelliklerini taşıyan kalıtsal materyaller burada bulunur. Doğru. B. 2 numaralı yapı hücre çekirdeğinde bulunur ve DNA'nın korunmasını sağlar. Dışında miyelin bir kılıf, protein bir kılıf bulunur ve bunu bu şekilde gerçekleştirir. C. 3 numaralı yapıyı oluşturan birimlerin diziliş sıralaması tüm canlılarda aynıdır ve canlıların fiziksel özelliklerin belirlenmesini sağlar. Yanlış bir ifade. Nükleotitlerin çeşitleri aynıdır yalnızca. Dizilişleri aynı olmak zorunda değildir. Bu nedenle de farklılıklar gösteririz. D 4 numaralı yapı canlıların her bir kalıtsal özelliklerinin belirlenmesini sağlayan DNA parçalarıdır. Örneğin saç şekli, göz rengi gibi karakterleri belirler. Cevap C şıkkı. Buna göre numaralandırılmış bölgeler ve kromozomlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki şekilde bir canlının biri annesinden, diğeri babasından gelen kromozom çifti üzerindeki genlerden bazıları harflerle, kromozom çifti üzerindeki bazı bölgeler ise numaralandırılarak gösterilmiştir. Üst tarafta anneden gelen kromozom, alt tarafta babadan gelen kromozomları görüyoruz. A kromozom çifti üzerinde sadece heterozigot aleller bulunmaktadır denilmiş. Ancak e, buraya baktığımızda küçük e küçük e'nin bir araya geldiğini görüyoruz. Bunlar homozigot aleller aynı şekilde büyük D, büyük D'nin de birleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla sadece heterozigot aleller bulunmamakta. B, 2 ve 3. bölgelerde farklı karakterlere ait alergenler bulunmaktadır denmiş. 2 ve 3'e baktığımız zaman evet, 2'de B ile gösterilen bir gen var. 3'te ise D ile gösterilmiş bir alergen var. Dolayısıyla burada bir farklılık söz konusu. C 1 ve 4. bölgelerde aynı karakterlere ait baskın ve çekinik genler bulunmaktadır deniliyor. Bir de A harfiyle gösterilen bir karakterden bahsederken 5. bölgede E harfiyle gösterilen bir karakterden bahsediyoruz. Dolayısıyla yanlış. 4. 4. bölgedeki B geni A genine baskın olduğundan Büyük B karakteri kendini fenotipte gösterir. Burada da iki farklı karakterin birbirine baskın olmasıyla ilgili bir durumdan bahsediliyor. Bunun hakkında konuşamayız. Büyük B, küçük B karşılaştırması yapılsaydı yorum yapabilirdik. Ancak şu anda yapamıyoruz. Cevabımız B şıkkı. Buna göre tabloda kullanılan rakamların yerine yazılabilecek ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Aşağıda tabloda melez genotipe sahip mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşabilecek bezelyelerin çiçek rengine ait genotip ve fenotip çeşitleri belirtilmemiş. Bunların yerine rakamlar kullanılmıştır. Melez mor çiçekli bezelye ise buraya büyük M küçük m yazarız ve bunun beyaz çiçek ile çaprazlaması soruluyor. Yani küçük m küçük m. Bunları çaprazladığımızda büyük M küçük m, büyük m küçük, m küçük m, küçük m küçük m yani beyaz çiçek ve yine beyaz çiçek olduğunu görüyoruz. Oluşabilecek genotipler bir de büyük M küçük m ve küçük m küçük m'dir. Dolayısıyla burada A ile gösterilmiş yani bu ya da bu olmalı. Oluşabilecek fenotiplere baktığımızda ise 3'e mor diyebiliriz. 4'e ise beyaz diyebiliriz. Onun olduğu şık ise B şıkkı bütün cevaplarımızı bize veriyor. Buna göre öğrencinin hipotezlerini test edebilmek için kullandığı K, L, M ve N düzenekleri 1, 2, 3, 4 düzeneklerinden hangileri olabilir? Aşağıda katı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili iki hipotez verilmiştir. Birinci hipotez, yüzey alanı sabit kalmak şartıyla ağırlık arttıkça basınç artar. İkinci hipotez, ağırlık sabit kalmak şartıyla yüzey alanı büyüdükçe basınç azalır. Bir öğrenci verilen hipotezlerini test edebilmesi için özdeş küpler kullanarak düzenekler oluşturmuş ve her iki hipotez için düzeneklerin kum zemine batma miktarlarını karşılaştırarak aşağıdaki grafikleri çizmiştir. Öncelikle birinci, grafiği birinci hipotezimiz için yüzey alanın sabit olmasını istiyor. Bunun için 1 ve 2 numaralı düzeneklerimizi tercih edebiliriz. Burada birer birim zemine temas ediyor. 2'de iki tane ağırlık var. 2G diyelim. 1'de ise 4 ağırlık var. 4G diyelim. Bu durumda 4G olan ağırlığın kum zemine daha çok batmasını tercih ediyoruz. Yani bu böyle olacak. Dolayısıyla L bizim için 1 numaralı düzenek, K ise 2 numaralı düzenek olabilir. İkinci hipotezde ağırlıkları sabit kalacak ancak yüzey alanları değişecek. Bunun için de 2 ve 3 numaralı düzenekleri tercih edebiliriz. Çünkü Burada 2G kadar var. 3'te de 2G kadar var. Ancak burada bir birim yüzeye temas ederken burada iki birim yüzeye temas ediyor. Ve iki birim yüzeye temas eden daha küçük bir basınca sahip olacak. Yani N bizim için 3 numaralı düzenek, M ise 2 numaralı düzenek olabilir. Bu durumda bize doğru cevabı veren D şıkkı olacak. Buna göre, kağıdın katlanma aşamaları ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Origami, kağıt katlama sanatıdır. Aşağıda masa üzerinde bulunan, kare şeklinde olan ve özdeş bölmelere ayrılan bir kağıdın katlama aşamaları gösterilmiştir. A şıkkını okuyalım. 4 ve 5. aşamalardaki katı basınçları birbirlerine eşittir denilmiş. Hayır değildir. Bunların ağırlıkları aynıdır. Ancak yüzey alanları farklıdır. 5. aşamadaki yüzey alanı daha küçüktür. Dolayısıyla basıncı daha büyüktür. B. 2. aşamadaki basınç 3. aşamadaki basınçtan fazladır denilmiş. Ee, Bunların da yine ağırlıkları aynıdır. Ancak yüzey alanları farklı. İkinci aşamadaki yüzey alanının daha büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla daha küçük bir basıncı olacaktır. C. Üçüncü aşamadan dördüncü aşamaya geçilirken katı basıncı azalır denmiş. Hayır, yüzey alanı azaldığı için tam tersi artış olacaktır. D. Bir ve ikinci aşamalara bakılarak basıncın yüzey alanına bağlılığı gözlemlenebilir. Evet, birinci aşamada da yine bir tane kağıdımız var. Dolayısıyla ağırlığımız aynı olacak. Ancak birinci aşamadaki 16 birimlik yüzey alanı ikinci aşamada 8 birimlik yüzey alanına dönüşüyor. Dolayısıyla basıncın yüzey alanı ile olan ilişkisini açıklayabiliriz. Cevabımız D şıkkı. Buna göre yapılan deneyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kapalı kaplarda bulunan sıvılara uygulanan kuvvet etkisiyle oluşan basınç, sıvı tarafından sıvının dokunduğu bütün yüzeylere dik olarak aynen iletilir. Bu kurala Pascal prensibi denir. Bir öğrenci hareketli pistonla kapatılan bir kap ve özdeş yükler kullanarak aşağıda gösterilen 1, 2 ve 3. durumlarda kabın belirlenen noktalarındaki basınçları ölçüyor. M noktasındaki basınç bir ve üçüncü durumlarda aynı değere sahiptir denilmiş. Birinci durumda sadece pistonun oluşturduğu bir basınç var ve bunu iletiyor M noktasına. Üçüncü durumda ise piston ve burada iki tane ağırlık var, bunların oluşturduğu basıncı M noktasına iletiyor. Dolayısıyla bu noktadaki basınçlar aynı değerlere sahip olamazlar. Üçüncü durumda daha büyük olmalıdır. A yanlış. B. K noktasındaki sıvı basıncı her üç durumda da en büyük değere sahiptir. Evet. En altta, en dipte yer aldığı için hem sıvı basıncı hem piston basıncı iki ve üçüncü durumda da ağırlıklarla birlikte oluşan basınç. Dolayısıyla en büyük olan K'dir her zaman. C. 3 durumdaki L noktasının Sıvı basınçları arasında üç büyüktür, iki büyüktür bir ilişkisi vardır. Elbette L noktası üçüncü durumdayken pistonun ağırlığı ve üzerindeki ağırlıklarla birlikte daha büyük bir basınç oluşturacak. Ve üzerine bir de sıvı basıncı ile birleşince büyük bir basınç L noktasına ulaşmış olacak. İkinci duruma baktığımız zaman bir tane ağırlık ve pistonun oluşturduğu basınç L noktasına iletilecek. 3'ten daha küçük bir basınç oluşacak. Birinci durumda ise sadece pistonun oluşturduğu ve sıvı basıncının olduğu durum var. Dolayısıyla 3-2-1 ilişkisi vardır. D şıkkına bakıyoruz. İkinci durumdaki işlem sonucu K, L, M ve N noktalarındaki sıvı basınç değişimleri eşittir. Oluşan ve iletilen basınç bu piston ve ağırlıkla birlikte iletilen basınç her yere aynı şekilde iletildiği için eşit miktarlarda değişimlere neden olacaktır. Bu da doğru. Cevabımız A şıkkı.